Kâbe yeryüzündeki insanlığın yaptığı ilk ev olabilir. Benim kanaatim bu. Paleontolojik olarak, arkeolojik olarak nereden bakarsanız bakın. Yani o zaman hac neyin ifadesi? Hac aslında insanın baba ocağına gidişi. Baba ocağını ziyaret edişi. Onun için insanlık çağrılır hacca, biliyor musunuz? İnsanlık anıtıdır Kâbe. İnsanlığı çağır. Hac suresinin 27. ayetinde İbrahim'e hitaben insanlığı hacca çağır. Müslümanları değil, inananları değil, müminleri değil, insanlığı. İnsanlık üzerine Allah'ın hakkı, Ali İmran 97. Buyurun insanlık. Şu soru aklınıza gelmiyor mu sizin? Neden hacca Müslümanların dışında insanlığın geri kalanının hac beldelerine girmesi yasaktır? Hem insanlığı çağır diyecek, hem insanlığın üzerinde Allah'ın hakkı diyecek, hem de durun hele Müslüman olmuyor. Yok aslında başka mezhepleri de sokmazlar da bakmayın o kadarasına güçleri yetmiyor. Tevbe suresindeki bugünden sonra buraya Mekke'ye yaklaşmasınlar ayetini kullanmışlar. Alakası yok. Orada o ayette söylenen müminleri, peygamberi Mekke'den çıkaran bizatihi suçlular, bizatihi ülkesinden kovan haramiler, zalimlerdir orada. Bizatihi isim isimdir, bellidir bunlar. Mümtehane suresinin 8-9. Ayeti de bunun şahididir. Peki o zaman niye gayrimüslimler Mekke'ye giremez? Sizin 3 tane oğlunuz var, tutun ki. Biri ateist, biri Hristiyan, biri de Müslüman. Müslümanın babasısınız ama ateistin babası değil misiniz? Öyle bir şey olabilir mi? Hayır işte, değil öyle. Gerçi İmam Ebu Hanife bu konuda, daha şey, efendim, ehli kitap girebilir diyor o. Ama o da nihai tahlilde sorumlu, ayetlerle uyuşmuyor. Niye? İnsanlığın girmesi lazım. Çünkü insanlığın babasının ocağı orası, senin babayın yeri mi? Tüm insanlığın babasının yeri.